Düzce'de otomotiv sektöründe lastik yenileme alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Sektörle ilgili bilgi alıyoruz. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi sektörle ilgili bilgileri alacağız ama ben öncelikle Ziya Yıldırım'ı tanımak isterim ve izleyicilerimize tanıtmak isterim. Bölgede tabii otomotiv sektörünü deyince tanıyoruz sizi ama otomotiv biliyorsunuz çok geniş bir sektör. Evet. Siz bu otomotiv sektörünün tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Biz otomotiv sektörünün lastik kaplama kısmındayız. Nedir efendim lastik kaplama? Önce onu izleyicilerimiz için bir bilgilendirelim. Lastik kaplama eskimiş lastikleri alıp yerine yenisini üretip vatandaşımıza sunuyoruz. Eskiyi yeniye çeviriyoruz. Maliyet olarak, ekonomik olarak bunun bize müşteriye yansıması nasıl? Biraz bunun hakkında bilgi almak istiyoruz sizlerden. Yeni lastiğin 1/3 fiyatına ilk önce ekonomik geliyor akla. Kaplama deyince ekonomi. Günümüzdeki ekonomik şartlar nedeniyle daha çok yöneliyor. Sıfır lastik atıyorum 6.000 lirayken kaplamayı 2.000 liraya alabiliyorsunuz günümüzde. Peki kullanımda herhangi bir zorluğu vesaire var mı? Yani kıyaslamak gerekirse zor durumda bırakıyor mu? Kilometre olarak sıfır lastiğe yakın veya sıfır lastiğin üzerinde kilometre yapabiliyor. Tabii ki bu tamamen üreticinin elinde. Bizde kalitedir. Kaliteye çok önem veririz. Merdiven altı üretime kesinlikle karşıyız. Merdiven altı üretim yapmayız. Tüm belgelerimiz mevcuttur. Uluslararası kalite belgemiz vardır. ECRA 109. Bütün makinalarımızın kalibrasyonu yapılmıştır. Yani bunlara da çok önem veren bir firmayız biz. ...1989 yılında mesleğe başlayan Ziya Yıldırım, içinde bulunduğu sektörün ve yaptığı işin çok eskilere dayandığını dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Ne zamandan beri sektördesiniz? Yolculuğunuz nasıl, ne zaman ve nerede başladı? 1989 yılında lastik tamirciliğiyle başlayan, 2000 yılında soğuk kaplamaya giriş yaparak, 2011 yılında şirketini kurup bu şekilde devam ediyoruz. Aslında işin mutfağından geliyorsunuz. İş yerinin en başlangıcından geliyorum. Yani lastik tamirciliğinden gelip kaplama sektörüne giren bir firma. 35 yıl neredeyse sektörde zaman geçirdiniz. Bu 35 yıl içerisinde geçmişten günümüze sektörde neler değişti efendim? Geçmişten günümüze çok şey değişti. Sıcak kaplamayla başlamıştı ta Atatürk döneminde. Başlayan bir sektör bu. O günlerde o zamanlar nasıl yapılıyormuş, şu an nasıl yapılıyor? Soğuk kaplama yapılıyordu o zamanlar. Tabii ki bu kadar araç gereç yoktu. Atatürk zamanında dediniz, o zaman da var mıydı? Atatürk zamanında Atatürk müsaade etmiş, Atatürk izin vermiş. Bilmeyen arkadaşlarımız da bu şekilde bilinçlendirmiş olalım.
Atatürk zamanından beri devam eden bir kaplama sektörü bu. Çok en eski sektörlerden bir tanesi diyebiliriz aslında baktığımız zaman. Çok eski sektör. Gerçekten. 1965 yıllarında benim dayım Bolu'da kurmuştu bunu. Sıcak kaplama olarak. İşte onların yanında biz çıraklığını da gördük. Ondan sonra da kendi işimizi kurduk. Şimdi sıcak dedik, soğuk dedik. Sıcakla soğuk kaplama arasındaki fark nedir? Sıcakla soğuk kaplama arasındaki fark, sıcak kaplama buharla pişirilen, kalıplara sokulan, kalıpta deseni olan lastiği bu şekilde yapılıyor. Ama soğuk olunca soğuk kaplama tamamen hazır bir şekilde geliyor. Birazdan göstereceğim zaten nasıl olduğunu. Kalıp şeklinde kalıba dökülüyor. Biz burada onu işliyoruz lastiğe. Çok güzel. Peki geçmişten bugüne kadar gerçekten geldiniz, yol da kat ettiniz. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz ya da sektörünüzü genişletmek anlamında düşünceleriniz, organizasyonlarınız var mıdır? Sektörümüzü tabii ki genişletmek istiyoruz. İlk önce güzel bir yer alıp onun üzerine inşa edip ondan sonra orada genişleyip devam etmek istiyoruz.